Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Sıramız gerçi çoktan imani meseleleri geçtik. Yani bir imani ders yapıyorduk, bir laika yapıyorduk. Bir de psikoloji yapıyorduk. Fakat bir kere giriverdik bu işe. Gidelim diyorum. Dabbetun arz. Tamam. Merkez şu, inşallah bugün alimlerden okuyacağım. Alimler ne demiş? Sonra dişe ve tırnağa gireceğiz. Ve tırnak. Dabbetun arz 591. Bu Dabbetun arz kullanırken Şualar 591'de Yecüc Mecüc'ü kullanıyor. Yecüc ve Mecüc'ü kullanıyor. Burada Yecüc ve Mecüc'ü Kastamonu 149'da görüyoruz. Kastamonu'da Yecüc ve Mecüc. Yecüc Aylak'ta, Mecüc Mecüc hayattaki bozgunculuğun simgesi. İkisinin adı anarşist. Yecüc ve Mecüc'lerden bahsediliyor. Bunu çok tuhaftır. Dabbetun arz'da kullanıyor. Dabbetun arz'da kullanıyor. Böyle yapayım. İkisinin cemi Dabbetun arz. Ve sistem kemik, kurt, sisteme giriş yolu ve yöntemi tırnak ve diş. Sanki bu Dabbetun arz abi Yecüc Mecüc'ü bir silah olarak kullanıyor. Bak Yecüc ve Mecüc'ü anarşistliğiyle fesada canavarlığa gidin. Evet. Yani Yecüc ve Mecüc'ü kullanıyor Dabbetun arz. Demek ki o daha beter yani. Daha beter tabii. Fakat komutan kırla geçiyor böyle tırpanlıyor, milleti tırpanlıyor. Pek kimsenin haberi de yok Yecüc ve Dabbetun arz'dan. Dabbetun arz'dan pek kimsenin de haberi yok. Şimdi ayeti şu. İlla dabbetun ardi te'kulu min se'etehu. Efendim dabbe çıkacaktır, tamam mı? Ağaç kurtları gibi. İnsanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek. İnsanın neresinin? Cisminde, insanın cisminin dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Yani en diş nokta dersek tırnak ama içeride diş, onu niye diyor? Bunlardan kim kurtulacak? Müminler ama imanın bereketi sahibi olanlar. Müminler imanın bereketiyle, imanla değil. İmanın bereketi olanlarda sefaat ve suistimalattan tecenüpleri, yani sefaat ve suistimal, Yecüc, Mecüc, aylakta, hayatta, diş, tırnak, sefaat ve istimalat, suistimalat. Görüyor musunuz? 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2. Yecüc, Mecüc, aylakta, hayatta, diş, tırnak, sefahat ve suistimalattan tecenüpleriyle kurtulmasına işareten. Tamam. Şimdi bu Dabbetun arzın içerisini Yecüc ve Mecüc ile dolduruyor burada. Musallat olacakmış. Süfyan'ın ve Deccal'ların fitneleriyle bir, bilerek, severek, İhsan ve Tuğyan'a ve Mecüc ve Mecüc'ün anarşistiyle fesada. Şimdi
Alimler ne demiş giriyor. Çalıştım, not aldım. Muhaddisler daha çok değil mi? En çok yorum muhaddisler. Tabii tabii. Dabbe konusunda. Tabii öyle rastgele mesela müfessirler yapamaz bunu. Çok akıldan muhal şeyler olur. Tabii akılda mı? Evet. Mesela zahir mealim öyle akıl çok güzel dedin aferin. Kur'an'ı tefsir edene müfessirun denilir. Hadisi tefsir edene muhaddisun. Akaid başka imam. Amelde imam başka. İmam azam amelde. Eşari ve Maturidi Hazretleri etikatta. İmam Asım bizim kıraatta. Bu hadisleri muhaddis olanlar. Bazı metin zannedilmiş. Yani hadisin kendisi açıklamalar muhaddislerin dabbe konusunda özellikle. Hı hı. Hadisin kendi orijinali gibi görülür. Zahirini, zahirini çalmış. Oysa her bir ayetin ve hadisin mutadit manası var. Her bir mana küllidir. Her bir ayet ve hadisin de bak mutadit manası var. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Öyle langur langur gidebilir misin? Tırnak ve diş. Dabetul arz. Gayet. Bak ne yapmış o dabbeyi nerede kullanıyor? Çok tuhaf değil mi yani? Nerede kullanıyor? Cinler gaybi bilirler diye var ya böyle. O zamanda da varmış böyle halk arasında. Allah bilmediğini Süleyman'ı aleyhisselam gösteriyor. Diyor ki Süleyman diyor bastığına dayalıydı diyor. Öldü. Peygamber çürümediğinde çürümedi kendisi. Ama cinleri hala çalışıyor. Fakat bastona dayandığı için öldüğünü anlamadılar. Canlı zannettiler 6 ay. 6 ay sonra kurtlar diyor o bastonu kemirdiği için çürüyor ve düşüyor. O zaman anladılar diyor. Süleyman ölmüştü. Allah diyor ki eğer gaybi bilselerdi yanı başlarında Süleyman'ı bilirlerdi. Yani cinler değil peygamberler bile bilmez. Peygamberimiz İstanbul'un fethedileceğini söylüyor. O gaybı bilmek değildir. Allah'ın bildirdiğini söylemesidir. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybi Allah'tan başka kimse bilmez. Peki söyleyenler ne yapıyor? Söylüyor. Bildirilenler söyler. O gaybı bilmek değildir. Ona hususu fısıldamasını söylüyor. Allah söylüyor, o da söylüyor. Peki Allah cinlere mi söyledi ki gaybı biliyorlar? Allah öyle diyor. Biz cin suresini. Biz onlara söyledik mi ki biliyorlar diyor. Peki sen bu manayı niye yüklüyorsun onlara? Cinlerin en büyük silahı senin zaafın korkmandır. Şimdi çok da hürmet ettiğim, şefaatini umduğum ve beklediğim zattan başlıyorum. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, ta kardeşim tek tek çalıştım, varabildiğim kadarıyla. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, Dabbetul Arz denilen hayvan çıkacak, gökleri bir duman kaplayıp bütün insanlara gelip canlarını yakacak. Herkes bunun acısından dua edip Ya Rabbi bu azabı üzerimizden kaldır. Sana iman ediyoruz diyecektir. İkinci cilt 67. sayfa. Diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretlerine göre burada Dabbetul Arz iman etmeye mecbur kalma bırakan dehşet azap. Mutlak bırakmış. Görüldüğü gibi Dabbetul Arz çıkınca herkes iman edecek ama artık büyük alametleri çıkmış olduğu için iman kabul edilmeyecektir. Yani şöyle düşünün İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin şeyinde. Bak şudur budur demiyor. Diyor ki iman etmeye seni zorlayan şey ihtiyar kalkmış. İhtiyar irade yok. Çünkü iman ihtiyar ve iktidarladır.
İktidar, salayet, mesuliyet, iktidar, ihtiyar. İktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyetle iman, iman olur. Bu dayatma ile iman ediyor. Biliyor ki dinin dışında bunun çözümü yok. Ne? Azap saracakmış herkesi. Herkesi bir azap saracak. Ve insanlar ister istemez dinden başka, imandan başka bunun çıkışı olmayacağını. Ve zoraki iman edeceğini, fakat bu iman kabul edilmeyecek diyor. Çünkü niye edilmeyecek? Hani iman kıyamete kadar cariydi. Yani tövbe vesaire. Sekerat anında iman caiz değildir. Mesela Firavun Kızıldeniz'den geçerken Musa'nın Allah'ına iman ettim dedi. Geç yemedi. Yok. Yani iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyeti dört. Kaldıran şeyden sonra yapılan vasiyet, yapılan emir, yapılan iman, yapılan tövbe, yapılan nikah, yapılan talak, yapılan yemin kabul edilmez. Sekerat anı. Demek ki bu Dabbetul Arz İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne göre sarmalayan bir azap. Nevi. Ve bu insanlar dinden başka çaresi olmayacağını anlayacaklar ama bu iman olmayacak. Çünkü onun sekeratıdır diyor. O adam ölmedi, daha aylarca yaşıyor. Bazısının sekeratı bir dakikadır, bazısının sekeratı bir gün, üç gündür. Ben çok rastladım öyle cenazelere. Yurt dışında vazife yaparken evlere gitmiştim. Can çekişen babaanneler, dedeler, kişiler, abilalar, kardeşler, kızlar vesaire hanımlar böyle sekeratta bulunuyor. Mesela 3 gün devam eden var, 7 gün devam eden var. Uzun devam edenler var. Sekerata girdi, pat diye geçenler var. O anda şuuru var mı? Var onun. Ama göz kapandı, kulak kapandı. Seninle şeyi yok. O anda eğer diyor sekeratta şuur gitse, irade gitse şeytan o anda gelmez. Eğer hakikaten şuur, irade gitse din o andaki vasiyeti bir şekilde konuşsa, vasiyeti, tövbesi, işten tövbesi, eğer iktidar ihtiyar gitmişse bu da olmaz. Demek ki gitmiyor. Seninle alakası kesiliyor. Uzun bir solukla nefes alıyor. Duruyor. Sekerat anlarını söylüyorum. Yapamıyorum ki. Sen bunun arasına iki defa nefes sokarsın. Aa, öldü ya. Anladın. O anda şuur sende, senin alakada şuur yok. İşte şuur var. Çünkü o anda şeytan geliyor. Muhammed inkar et, bir bardak su vereceğim diyor. Din o şey değil diyor. Peki din diyor ki o anda tövbe etse, tövbe ediyor, kabul değil. İman etse kabul değil. Bir şekilde nasıl bir ses çıksa, vasiyet etse kabul değil. Bundan şunu anlıyorum, demek istiyorum. İçeride sistem çalışıyor, şuur var. İktidar, ihtiyar var. Ama sistem bitti. Niçin tövbeler? Alem-i şehadet alakası kesildi. Yani dünyayla artık cebir başladı. Mesela Kızıldeniz kapanınca alem-i şehadet işi kesildi Firavun'un. İktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyeti ortadan kaldıran şey olduğu zaman onun sekeratıdır. İktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyet devreye girdiği zaman onun sekeratıdır. İstersen senin gibi, benim gibi dolaşsın. İzdirarı kader gibi yani. İzdirarı kader gibi. İrade efendim, var bazılarında, ihtiyar yok. He? İrade gene var bazılarında, sekerat anında ihtiyar yok onun. Yani o biraz böyle girersem şey olur. Yani tabii ki böyle asalak bir sokaktaki İslamsız yaşayan bir adamla düşün. Bir de İmam-ı Rabbani'nin o sekeratını düşün. Onların iradeleri var. Zaten bu ehli dünyanın, yani bu tövbe diyenlerin iradeleri yoktu ki. İhtiyarla hareket ediyor. Yani şunu bu kadar diyeyim de gelir. Çünkü konu çok şey zengin. Bir yerde kaçırırsan kaçırıyor. İrade şu. Mevcut arasındaki tercihtir. Bu mu, şu mu, o mu? Gaybı hazıra tercih etmez. Allah o anda dese ki ihtiyar sahibine, şu günahı terk et, sana gaybtan cenneti vereceğim, kabul etmez. Çünkü ihtiyarın böyle bir şıkkı yoktur. Gaybı tercih edemez. Hazırlar arasındaki tercihidir. İrade ise hazırlar arasındaki tercih, aynı zamanda hazırı gayba nispet edip tercih yapabiliyor. İrade sahibi olan tamam istemem diyor bu menfaatı. Zekatı da tamam ben yaparım.
Senin hakkın mı? Tamam lan benim hakkımda. Al lan. Al. Kim yapabilir bunun hakkında vazgeçen? Allah benim meşru hakkımda. Allah senin olsun. Bu irade sahibi yapar. Başka irade sahibi, uhuvvette kullanayım. Cemaatta sıkıntı oldu. Sıkıntı mı var? Tamam lan ben suçluyum. Tamam. Tamam kardeş ben suçluyum. Değil ama. İrade sahibidir bu. Ümmetin, hizmetin selameti için hakkında vazgeçenler irade sahibidir. Kendi menfaatini dikte edenler iradeleri yoktur, ihtiyarları vardır. Onun için sekeratta kimlerin iradesi var, kimlerin yok anlarsın. Sen hayatında iraden olmamış ki sekeratta iraden olacak. Hayatında ihtiyarı kullanmadın ki iradeyle hareket ettin. Allah seni sekeratta ihtiyara mahkum etmez. Yine iradelisin. Allah böyle bir Allah'tır. Hatta olumsuz bile olsa diyor fıkıhta böyle küfür olacak şeyler bile olsa diyor. O anda kale alınmaz. Alınmaz. Sekeratta yeminler, imanlar kale alınmaz ki küfürler kale alınsın. Hiçbir şey alınmaz. Namazı da yok adamın. Namaz düştü arkadaşlar. Oruç düştü o anda. Ramazan'dadır. 3-4 gün, 7 gün sekerat girdi. 7 gün oruç tutmadı. Hiçbir her şey bitti ya. Çıkışına ait hadisler. Onun alametlerinden biri güneşin battığı yerden doğması. Alametin biri şu. Nerede battı orada çıkacak. Allah. Çok tuhaf oldu abi. Allah Allah. Sekerat battı şurada bak. Güneş öyle oluyor. Batıyor, doğuyor ya. Batıyor, doğuyor. Hayır. Batıyor buradan çıkıyor. Allah Allah. Dünya sekerata girmiş ki abi. Onun dünyası sekerata girdi. Dünya öyle olacak. Dünyanın sekerata uymuş. Battığı yerden çıkıyor güneş. Batıyor çıkıyor. Bitti. Dünya yaşıyorsa bir yerden batar öteki tarafa. Kişinin dünyası batıyor. Battığı yerden bitiyor. Yani buhrana girdi. Sarmaladı bir şey. Aynı şeyden iman ettim ya Rabbi ya. İman ettin. Musa'ya demedi mi? Baktı ki deniz kapanıyor o taraf. Aa kapandı geliyor. Musa'nın Allah'a ne iman ettim ya. Firavun beyefendi. He. İman ettin ya. Ama geliyor da. Ha tobe Musa'nın Allah'ına demedi. Musa'nın Rabbine dedi. Rabbime de demedi ha diyemedi yani. Rabbime ya Rabbi iman ettim sana diyemedi. Diyebilmek büyük nimettir. Musa'nın Rabbine iman ettim. Sen benim Rabbimle ne işin var? Rabbinle bak senin. Allah'ımız birdir, Rablerimiz ayrıdır. Zanlarımız oluşturuyor Rabbimizi. En aynı zenni abdibi. Kulumun zanı üzerineyim. Zanına göreyim. Belki kendi zannındaki Rabbine gelmedi. Hazreti Musa'nın zannı. Dua etti. Dün, zanlar zamanını değiştiriyor. Çok ilginç tespitler. Yay düşünün. Kalem yayı var ya böyle. Veya arabadaki amatör yayı var ya. Böyle. Şimdi kalem yayı düşünün azizim. Bir ucundan tut da komutanım. Tuttun mu abi? Bir de bu ucundan tut. Çek 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 çek. Kalem yayı ne kadar uzun. Şuraya kayıncayı koy, 7 günde geçer. Gide gide. Sıkıştır kardeşim. Tak tak, ikisi bitişti mi? Tak geçer. Zan nedir? Zaman böyle haddi müstakil üzerine gitmez. Zaman, ustad der ki, helezonik bir daire var hareket eder. O zaman zaman nedir? Bu yayın ara boşluğudur. Ondandır ki zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur, hayatlıdır. Herkese farklı akar, akmasının sebebi zanlardır. Haşir meydana etraf dönüş var. O dönüşü bastığın zaman orası burası. Orası burası oluyor. Haşir meydanı. Ve bir insan şey yaptı, haşir meydanına gitti, gitti gitmedi doğru cennette. Bazısı asırlar geçer. Ya Rabbi olsun cehennem de şu haşirden kurtar bizi. Tam istiyor cehennem. Ona yaya açılmış, ötesine yaya kapanmış. Musibet zamanı uzundur diyor yani. Musibet zamanı uzundur, evet. Uçakta musibet var. Uzundur. Ulan bir saat geçmiyor. Ama aynı saatte yatan bir adam düşünün. İşçi gelmiş. 6 saatte ne kaldırdınız lan beni ya?
Lan daha ben şimdi yattık lan, 5 saat geçmiş adam şey değil. Sana sen 5 saat yattın, ulan 5 dakikada yatayım diye sabah namazını kaçırıyorsun. Lan 5 saatte doymadığını 5 dakikada mı doyacaksın? Bak onun 5 saat nasıl geçti bilmiyor, uçakta 1 saat 5 sene gibi işkence geçiyor. Zaman herkese farklı tesir eder, sebebi zanlardır. Zamanı değiştiren, kişiden kişiye değiştiren kişinin zanlarıdır. Bir misal vereyim, geçiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselamın 63 senedeki zanları hakikatine uygun olduğu için bütün insanın toplamı kadar netice aldı. Adem aleyhisselamın 2000 sene, Nuh aleyhisselamın 950 aramızda kaldı diyor Kur'an. Arasında olmayınca peygamberlik değilse 100 sene de koysan 1050 sene. Peygamber 63 sene, Nuh aleyhisselam 950 sene vesaire. 63 sene ne olacak? Çünkü ne kadar zanlar hakikate yakınsa çok kısa zaman orada olmaz. Zamanı değiştirdiğinden dolayı o 63 senenin içerisine 600 bin seneyi sokarsın. Bastı zaman tay mekan bu. Hem zamanı birleştirdik, bu tel zaman mıydı? Bu ara boşluğu zam ve mekandı. Birleştirdin, hem zaman bastırdı hem de mekan. Ahir zamanda zaman hızlı akacak diyor ya abi. Esma, ne kadar İsmi Azam'a yaklaştıkça zaman basılıyor. Evet, zaman basılıyor. Çünkü artık ilmin zirvelerine gidildiği zaman atom parçalanıyor. Mesela biraz da Cernal Hadisesi'nde parçalandı, enerjiye dönüştü. Bir daha parçalanınca nura dönüşecek. Cin, şeytan, melek alelen gözükecek. Belki de Cernal Hadisesi'nde gözüktü ki ve o deneyden sonra hemen kestiler bıçak gibi. Giren girdir be. Evet, şimdi talebeler için değil ya, 20 senelik hizmeti 2 senede yaptı. Evet, şey Hasan Feyzi abi 20 senelik hizmeti 2 senede yaptı. Mübalağa zannediliyor. Çünkü zanları o kadar hakikate yakındı ki o yayın içindeki boşluk azaldı. Kimisinin boşluk şu kadar, bak yay bu kadar. Ama aynı şey zaman. Aynı zaman birleştir. Öl, ama burada mesafe çok. Zaman aynı. Mesafe çok. Bitiştir. Zaman çok kısa. Aynı. Mesafe hiç yok gibi. Değil mi? Ama kendisi bilmiyor. Üstad diyor. O da acaba. Evet. Ve diyor ki, diyelim ki ben iki kişiyiz abi. Diyor ki buna daha fazla verdi. O kadar yaptığı işe bu kadar vermesi lazımdı. İhsan neticesiyle yani. Başlangıcı biliyorum. Yani üstad da zamanın hakikatını bildiğinden dolayı, arkasına geçtiğinden dolayı bunun yapacağı iş, hizmet 20 senede yapılması lazım ama 2 senede yaptı diyor. Acayip bir şey ya. Acayip bir şey. Daireyi hayattaki esmalar değişiyor. Mesela Kadir'e şey yapınca ruh seviyesinde oluyor. Üstad mesela İsmi Azam'ın masal olduğu için ona da çünkü zaman esmadır ya, Denizli, Edirne, Hatay, Rize der esması. Esma canlıdır, ruhludur, şuurludur. Hangi adam çıkıp der ki der esması cansızdır? Azami derecede mazhar oldun mu, zamanın arkasına geçtin mi, zamanla kayıtlı olanları herkes seyredersin. Ben uyduya girersem herkesi seyrederim. Dünyada nereden ki sokakta gidiyor. O abi nasıl biliyor? Televizyon. Ordunun bilmem neresi, Fatsa'nın bilmem ne sokağı bilmem. Kardeşim niye öyle yapıyorsun, telefonda konuşuyorum. Ya sağ dedim. Şimdi araba takip cihazları var ya, araba nerede park etti falan gözüküyor. Artık olay ya. Adam geçti arkaya. Onun alametlerinden biri güneşin battığı yerden doğması. Girmiyorum abi. İşim değil çünkü ben muhaddis değilim. Fakat keyif var burada. Onu değil. Ve kuşluk vakti insanların üzerine, kuşluk vakti ne zaman? Sabah. Kuşluk vakti insanların üzerine dabbenin çıkmasıdır. Bu alametlerinden hangisi önce belirirse ötekisi onu kısa zamanda takip edecektir. Müslim Fiten 118. Hadis. Müslim'in Fiten babının 118. hadis. Ahmet bin Hanbel'de geçiyor. Hadis bu. Bu da hadis okuyorum. Dabbe yanında Hazreti Musa'nın aleyhisselam asası ve Hazreti Süleyman'ın nuru olduğu halde çıkar. Dabbenin
yanında Musa Aleyhisselam'ın asası varmış Rabbinin elinde. İki tane peygamber söylüyor. Yecüc, Mecüc, aylakta, hayatta, dişte, tırnakta. Tık 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 tık. İki iki. İki iki. İki iki. Amen. Amenu ve aminu saliyat. İman dersleri, layıka dersleri. Tamam mı? Mesela layıka dersleri okumayanın Mecüc'e düçar olacağını. Dabbe hiçbir şansı yok. Sözleri bile okusa, mektubatı bile okusa, laikalar okumasa, evet, sözler, mektubat, lemalar, şualar okusa, Yecüc'e musallat olmaz. Ahlakı iyi olur. Eğer laikalar okumasa, Mecüc'e, Mecüc'ten kurtulması mümkün değil. Yecüc ve Mecüc. Birincisi ahlakta, ikincisi hayatta. Hayatı tanzim eder. Layıkadır. Da be, bak iki peygamber. Tık 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 tık. Ceddinden bahsediyorum. Dede ne? Ona göre sen daha iyi dinle. Sen daha sorumlusun bak, değil mi? Dedenin sözlerini okuyor. Kimse görmüyor, merak etmesin. Da be, yanında Hazreti Musa'nın aleyhisselam. Ya ne adammış ya. Dabbe'nin elindeymiş. Kimi ne yapacağını biliyor, endişe etmeyin. Dabbe canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır, hayatlıdır. Kime ne yapacağını biliyor. Elinde bir iki tane asa var. Onu konuşturmuş ait ya. Ben diyor imanın bereketi olanlara dokunmayacağım diyor. Şuralarda ya. İman olanı demiyor. İmanın bereketi olanlara. Hayata dönüşmüş iman. İmanın bereketi demek hayata dönüşmüş iman. Bak. Dabbe yanında Hazreti Musa'nın asası, Hazreti Süleyman'ın mührü olduğu halde çıkar, müminin yüzünü asa ile parlatacak. Kaldıracak. Var mı kalem burada? Getirecek. Buraya getirecek komutanım. Parlayacakmış asa ile. Kafirin bu burnu da kafirin burnuna getirecek, müminin yüzüne getirecek. Yüzüne asa ile parlatacak. Onun parlayacakmış. Kafirin burnuna doğru getirecek. Burnunu da mühürle damgalayacak. Tak burnu. Size bir şey söyleyeyim. Bana bir tane video gösterdiler. Tabi iki tane. Bir Yahudi, Türkiye, dünyayı idare eden üç tane, beş tane aileden bir tanesi olan Amerika'daki aile. Neydi o? Rockefeller. Rockefeller mi ne? Ha. Onu bir de şeyin videosunu. Windows sahibinin suratı şey yaptılar. Suratı bu ehli dünya Müslüman değildir. Böyle bir program var. Şu vücudu şey, bu kafayı ikiye böldüler. Burnu. Şu burnu iki bölüme yeri var buradan. Böldüler. Bunu buraya katladılar birbirine. Sonra etleri büyüttüler. Yani yakın çekim yaptılar. Yaptılar. Şu burnunun şurasında o kadar hayvan çeşitleri çıktı ki, bak Google'da görürsünüz. Ne program bilmiyorum, bir şey diyorlar buna. Hayvanlar dolu. Nerede biliyor musunuz? Burunda. Şuralar da acayip, şuralar garayip. Vallahi billahi tallahi hayvanat bahçesi sanki. Ama bakmamanızı tavsiye ederim. Ben haber vereyim yeter. Ama merak etmeyin, bunu merakınızı uyandırmadım. İlmi bir çalışmada olduğunu söylemek istiyorum. Ben kısmen rahatsız oldum. Yani burnunun, niçin bunu söylüyorsun kardeşim, insanların hem bakma diyorsun hem fide. Kardeşim burada burun dediğine göre, yani burada bir şifre var, mecburun hatır için söyledim. Peygamberimiz Müslüman'ı buraya getiriyor. O asa daha bez seçecekmiş. Asayı getirecek, nurlandı. Heh, geç bu tarafa. Baktı bir şey yok. Getti buraya. Oo, mühürçen. Gel lan buraya. Gel buraya. Asayla tespit edecek. Burnunu da mühürle damgalayacak. O zamanda yaşayan insanlar bir araya geldiklerinde mümin kafir belli olacakmış. Hepten açığa çıkacakmış. Mümin kafir. Metroya bindikleri zaman. Televizyon ekranlarında veli nimetimiz, liderimiz, hocalarımız, liderlerimiz, bilmem şeylerimiz. Subhanallah, sipsiye olmuş. Sema, inşallah
bu ders o şeye, afata belli değil kardeş. Allah Resulü de öyle söylüyordu. Gene geliyor diyor. Gene geliyor diyor. Peygamber Aleyhisselam zamanında sahabeler böyle kuraklık ya, bakmışlar sipsiyah bulut geliyor, sevindiler. Allah Resulü ağladı. Bak yağmur geliyor dedi. Şimdi bakayım diye öyle mi diyeceksin? Allah bilir. Ondan sonra garanti altına almış. Almancı. Peygamber Aleyhisselam ağladı. Niye ağlıyorsunuz ya Resulallah deyince, geçmiş kavimler de böyle birkaç kavim rahmet gibi gözüken sipsiyah bulutu beklerken onları o helak etti. Helak olmadığını nereden biliyoruz? Helak edecek olmadığını nereden biliyoruz? Ya neyse. Asayı getirecekmiş. Asa, asay Musa, Musa. Musa'nın asası. Asay Musa. Süleyman'ın mührü. Nerede bahsediyor bunu? Var mı bildiğiniz? Musa'nın asasından, Süleyman'ın mühüründen. Kur'an'da çok bahsediliyor. Nerede bahsediyor Risale'de? Asa'yı Musa'yı mı? Musa'nın asası, Süleyman'ın mührü. 20. söz değil mi ya? Orada bahsediyor. Evet. Onu diyorum, onu soruyorum. Yani egzersiz yaptırmaya çalışıyorum. Şimdi bak, bu asayı getirecek bu. Dayacak buraya. Dın dın. Hani var ya böyle metro AVM'lerde, havalimanlarında kontrol var ya cihazı. Dedektör. Dın 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 dın. Öp. Musa'nın asası gelecek buraya, beyazlaşacakmış. Nurani olacakmış. Buraya bir gelecek, buruna mühür çıkacakmış. Bu mühür bu vurmuyor. Bu asa, iyi dikkat et, girmeyeceğim konuya. Asa buraya gelince bu nurlandırmıyor. Bunun üzeri kapalıymış, nur ortaya çıkıyor. Bu yapmıyor. Bu yalnız ortaya çıkar. Dın 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 dın, başka bir adama getiriyor, nurlanmadı. Getirdi buraya. Bu mühürlemiyor. Burada mühür varmış, perde kalkıyor. Aa, mühürler diyecek. Onun için insanlar bir araya geldiklerinde, müminle kafir belli olacakmış. O zaman dabbetul arz olduğunu anlayın. Peki ben size bir küçük alamet vereyim. Müfessir değil. Metroya binin. Allah'ınızı severseniz bir bakın. Hayvanat bahçesinde misin, metroda mısın? Müslüman kafir belli. Müslüman kafir belli. Biraz hafif dikkat et. Abi göremiyor. Göremiyorsan, göremiyorsun demektir. Görüyorsan, görüyorsun demektir. Peki, bak, herkes o, buna Bakara suresinde söylüyor. Şimşek çaktığı zaman, sipsiyah olduğu zaman, hemen Allah diyorlar diyor. Allah kabul etmiyor. Bak, şimdi devam ediyor. Dabbe, canlı, hareket eden, kelime anlamından hareketle, tren, otomobil gibi şeylere de dabbe denilebilir lügatte. Trene, tren yani hareket eden her şey. Şimendifer ve otomobildir onun mekşimi. Evet. Şimendifer, şimendifer veya otomobildir diyor. Zamanı da bir nebze değiştiriyor gibi uçak. Evet, zamanı da değiştiriyor, mekanı da değiştiriyor. Lügatte debelenen bir şey. Debelenen yani. Böyle. Evet. Hareket eden. Bak, lügatını okuyorum zaten. Canlı hareket eden, kelime anlamından hareketle tren, otomobil gibi şeylere de dabbe denilir. Yusuf bir bardak sıcak su getirir misin abi? Dabbe denilebilir. Bu daha çok hayvanlar için kullanılır. Bu bir nevidir. Tek değildir. Yapay robottan yapay insana kadar düşünülebilir. Yani insan medeniyetini alt üst edecek bu dabbe. Kur'an'da 4 defa geçer. Çoğul olarak devab ise 4 defa kullanılır. Dabbe Kur'an'da
Dört yerde geçiyor. Bir yerde geçiyor. Dört yerde geçiyor. Rabbi açık olarak. Şöyle. Kur'an'da dört defa geçer çoğul olarak. Devvab diye. Dabbi bir. Çoğul olarak Devvab diye geçer. Dabbi diye bir yerde geçiyor. Nem 82. Nem 82 okuyor. Tehdit edildikleri şey başlarına geldiği zaman. Hani var ya tehdidi çaldırmazdı geçmiş kavim. Ya ey peygamberler diyordu ki. Tamam canım, vaat ettiğin o musibeti getir de görelim derlermiş. Acayip bir şey ya. Nem suresinde diyor ki 82. ayet, tehdit edildikleri şey başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız da onların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler. Dabbe diyecekmiş senin inanmadığını. Dabbe insanlarla konuşacakmış. Onlara ilahi ayetleri tam inanmadıklarını söyleyecekmiş. Bir daha. Dabbe insanlarla konuşacak. Onlara diyecek ki sen Allah'a tam inanmıyoruz. İnandığına inanmıyoruz. İnsanlar teknolojileri de yerden çıkan maddelerden yapılıyor. Yani bunları cümle cümle aldım. Yerden dabbe çıkacak. Madenler de yerden çıkıyor. Teknoloji de yerden çıkıyor. Ilık demedim ki Yusuf. Ne dedim? Aldım. Hatta bazı rivayetlerde Dabbe'nin başı bulutlara değecek deniliyor. Nasıl bir Dabbe ise başı bulutlara değecekmiş. Hatta rivayetlerde. Nevi dedi ya, bazen arzdan geliyor musibet, bazen yukarıdan geliyor. Evet. Yani bir nevidir yani, nevdir. Bir tek değildir. Bilindiği gibi televizyonlar, bak bir daha, bu benim şeyim. Bak hatta bazı rivayetlerde Dabbe'nin başı bulutlara değecek. Başı bulutlara değecek. Bizim izahımız hani doğrudur değil. Benim anladığım bundan. Bilindiği gibi televizyonlar, uydu bağlantıları ve uyduların da başı semadadır. Yani Dabbe arzdan çıkıyor, televizyon kutusundan çıkıyor ama Dabbe'nin başı yukarıdadır. Dabbe'nin başı yukarıda olacak diyor. Bir hadiste de Deccal diyor sokaklarda çala çala dolaşacak. Dambara dambara dam. Kişiler merak edecek. Merak diyor. Kötülük isteyecek değil. Merak edecek. Camlarından diyor züccace. Camlarından kafanı çıkaracak. Deccal'ı seyredecekler. Camlarından. Camlarından diyor züccace. Cismani. Camlarından kafalarını çıkartacaklar. Deccal'ı seyrederken iyi dinleyin ama. Sonra camdan kafalarını içeri alacaklar ama kafaları boynuz getirdiği için camdan içeri kafa girmeyecek diyor. Şimdi televizyon cam. Bir dönüyor kafa, hadi çıkar da göreyim. Ahmak maymuna benzer. Hindistan'da maymunu nasıl yakalarlarmış biliyor musun? Bak maymunu nasıl yakalar. Şu kadar bir el girecek kadar şöyle, bir el maymunun eli girecek kadar ağzı dar yaparlar. İçine Hindistan cevizi bir şey işte maymunun muzu koyarlarmış. Ama maymunun eli girecek kadar, tamam mı bakar? Ahmağa bak, buraya kadar girecek. Maymun onu tutar. Tuttu. O anda adamlar gelmeye başlar. Maymun çıldırır, elini kurtaramıyor ki kalksın. Niye kurtaramıyor? Bırakmıyor çünkü. Çünkü bırakmıyor. Ahmak budur işte. Lan bırak işte muzu kaç çıkacak. Ama ahmak olduğundan muzu tutuyor tabi çıkmıyor ve yakalanıyor. Abi niye çıkartamıyor ya bıraksın işte diyen güldürsünüz ya gülüştünüz. Televizyonda çıkart da kafanı da göreyim hadi.
Çizgi filmden çocuk çıksın da göreyim hadi. Metrolarda cep telefonlarından çıksın da göreyim hadi. Tamam hadi gir diyelim. Korkunç. Çıksın da göreyim. Al sana dabbe. Çıkart da göreyim. Çık da göreyim. Kafayı kutu hop. Aaa ikinci sayısı. Hani patatesi ve soğanı şey elmayı soyduğun zaman ikinci beyaz. Birkaç dakika sonra siyahlaş. Kafayı soktun. Girdi mi kafa? Hadi çıkar ha. Hadiste boynuz getirir. Boynuz da eski antenler boynuzluydu. Camları ve çatılara boynuz koyarlardı. Böyle boynuz. Eyvallah Yusuf'um. Çok teşekkür ederim abi. Kusura bakmadın değil mi abi? Tamam. Bugün kahveyi biraz fazla içtim. Boğazı... Bu benim izahımdı. Dabbe konuşacak diyor. Bu nasıl dabbeymiş bak. Lan Lazca mı desin? Ama müfessir değilim. Diyor ki dabbe rivayetlerde dabbenin başı bulutlara değecek. İnsanlara konuşacak. Oradan beri konuşacak. Ya 1400 sene önce nasıl denir ya? Allah'ını seversin ya. Dabbe konuşacak. Dil konuşması şart değil. Konuşmak dil şart değil. Lisan al, lisanı kal. Telefonda insan gibi konuşuyor. Alo. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İnsan gibi konuşmuyor mu? Ama insan değil. Televizyon insan gibi konuşuyor. Ama insan değil. Ve dikkat edin. Başı uyduya, bulutlara çarpacak. Kendisi burada insanlarla konuşacak. Dabbe konuşacak. Dille konuşması şart değil. Bak dikkat edin, televizyon konuşuyor ama dil yok. Dilsiz konuşmalar. Gözsüz görmeler, rüya. Yürümeden yürümeler, rüya, fikirler, fikirler. Yürüyorsun, perişan oluyorsun. Telefon da insan gibi konuşuyor ama insan değil. Trafik levhaları, lambaları da bir nevi konuşma aktır. Ama dil değil. İnsan halidir. Ya? Bunlar bir şey. Peki, Sebe 34-14. Şu oraya girmeden abi şurada Emirdan'ın bir mektup var da. He. Yani teknolojik aletlerden gelen tahribat. Hmm. Kullanarak. İkinci Emirdan değil mi? Birinci Emirdan 133'ün sonu. Hüve nüktesi değil mi? Yok abi. Evet, günün en çok nüfusuna sahip Kızıl Rusya'dan çıkarak kızıl ateşler ve kızıl kıvılcımlar saçan, birer birer dünya şehrinin mahallelerini saran, oraları yıkıp kavuran, bazı yerlerde de nifak ve şirk ateşleri saçarak kardeşine kardeşini öldür diye bağıran ve nihayet de alemi Hristiyaneti yakıp kavuran, harman gibi savurduktan sonra alemi İslam mahallesini saran, evimizin saçaklarına kadar. Evimizin saçaklarına kadar. Saçak. Kıvılcımları sıçrayan. Bak evimizin saçak. Osman abi mi etti budur? Evet. Mustafa Osman. Mustafa Osman. Çatımızın saçaklarına kadar sıçrayan. Antenler. Ne desin? O zaman antenler yoktu ki Osman abinin dönemi. 1944. Evet. O zaman bir radyo vardı böyle. O da her yerde yoktu da. İçinde küçük adam mı vardı? Adama bak, Nur talebesine bak. Diyor, ateşi, kızıl ateşleri saçaklarımıza kadar sıçrayacak diyor. Bir de okumuşsun o saçak. Evet. Evimizin saçaklarına kıvılcımları sıçrayan ve çok büyük ve çok dehşetli bir bela olan komünizm bu azim yangında itfaiye vazifesini alan Risale-i Nur. Peki, bunu kulaklarınızı, gözlerinizi oraya götürmeyin. Onu okur musun? Az önce kiyerim abi. Yukarıdaydı. Veya aşağıda mı söylüyor? Hı onu şeyde abi. Orada. Sonunda söylüyor abi. Sonunda hadi bakalım. Neymiş o? O kızıl alevleri saçağımıza sıçradı. Tam da bizde ne olacak? Sende şu olacak, şuradan uzak dur diyor. O saçağı sıçrayacak. Saçağına ne sıçrayacak diyor abi. Ondan sonra sana diyor ki şundan uzak durursan saçağını sıçramaz. Oku bakalım bak onları. Laika bu, laika. Sizler dünyanızın
uçurumlara gittiği zamıyla o baki ve tatlı sandığınız fani ve hakikatta çok acı lezzetlerinizin zeval bulmak, şiddet ve elim, elem ve ıstıraplara tahammül etmek üzere olduğunu tahmin ederek manasızca radyoların başına koşuyorsunuz. Radyoların başına koşuyorsunuz. Radyo ve televizyon. Kastamonu'da dinlemek ve görmek diyor. 38-39'un sayfada. Radyolarınızın başına koşuyorsunuz. Ne alakası var? Kızıl ejderha saçağımıza sıçradı. Bu sıkıntıdan kurtulmak için radyolarınızın başına koşuyorsunuz. Azizim, bunlar derslerini kabı kalbisinden almışlar. Aldım el ayağım diyor. Aldım dersimi kabı kalbisinden el ayağım diyor. Yani çok yerde abi sanki imanın bereketi, imanın hayata dökülmüş şey dediğince abi sen, hayata bakan ciheti yaşanmış hali. Sanki daha ziyade imanın bereketi Risale-i Nur'a. Evet, Risale. O kasada neticesinde Risale-i Nur. Evet, asıl. Burada desen yine aynı. Evet. İtfaiye vazifesine olan Risale-i Nur. Eğer eyleme dönüştürürsen, yani aminu aminu saliyat, iman esaslarını layıkalarla hayata dönüştürürsen, Dabbe sana bir şey yapamayacak, inan bana. Evet, Risale'yi buldun ama layıkalarla gitmesen yine... Gene sarıyorsun. Mümkün değil. Vallahi mümkün değil. Bir özelliğin yok senin. Çünkü uygulama var layıkalarda. Ya, mesela peygambersiz ve sünnet-i senesiz Kur'an olur mu? Olmaz. Kur'an'ın hayattaki açılımı. Risale-i Nur'un imani esaslarının hayattaki işlevi, açılımı laikalardır. Peygamberin sahabelerle münasebeti, ustadın talebeleriyle münasebeti. Aynı şey. Emir daha 16. Lemata'da Yecüc Mecüc kimlerdir diyor. Hala bilmiyorlar diyor. Abi soruyor. Abi diyor da. Orada da izah ediyor. Ya öyle geçiyor ha. Hala onu soruyorlar bana diyor. Hala bilmiyorlar diyor. Öyle mi? Evet. Kardeşim like kaybı ya. Bir yerde halkı değil. Ben o cümleyi göreceksin. Yecüc Mecüc'ü bana soruyorlar. Hala anlamadılar diyor. Layıkasız. Benimden al layıka elimden. Hiçbir şey yapamam. Bak layıkalarda neler çıkarttığımı göreceksiniz. Tırnak ve diş. Tırnak ve diş. Hep layıkalardan çıkarttım. İnşallah. Kurt. Kurt da yazdım. Yukarıda bitirdim ya. Yukarıda böyle ter attı bana. Yetiştirdim yani. Şeyi kurtu da bitirdim. Biraz okuyun abi, merak etme. Dur. Tırnağı hep de şaşıracaksınız. Kurtu biraz biliyorsunuz. Derste de zikrettik. Kurttan hep, tırnaktan hep de şaşıracaksınız. Dabbel girmesin, kapat. Ya, ama keyif veriyor. Dabbeyi seyretmekten keyif veriyor. İş yapamayacak. Hatta bir de mucizelerde var abi, öyle bir mucize. Ne var abim? Buna bakan. 37'de de. Ne 37? Mektubat. He. Bir mucize var da burada. 137 pardon. 37 nerede bu ya? Neymiş? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Katade İbn-i Numan'a karanlıklı yağmurlu bir gecede. Karanlıklı? Yağmurlu bir gecede. Bir değnek verir. Bir değnek verir. Ferman eder ki sana lamba gibi on arşın her tarafta ışık verecek. O daire var olacak. Altı yön. Evine gittiğin zaman. On var ya, Allah'ın hasenesi 1'e 10'dur. He? Risale-i Nur manevi elektrik diyor bu arada. Evet. He, evine gittiğin zaman. Evine gittiğin zaman bir siyah şahıs gölge göreceksin. Nerede? Nerede görecekmiş? Evine. Siyah bir şahıs göreceksin. Siyah bir şey. Daha aktif olmadı o siyah. Evinde böyle bir siyah bir şahıs göreceksin. Lazca demedi Peygamber Hazretleri. Ama biraz böyle markası da söyleseydi. Çünkü evet, siyah bir şahıs göreceksin. O şeytandır. O şeytandır.
Onu hanenden çıkar, tard et. Onu çıkart evden. Onu evden çıkart. Yoksa o seni çıkartacak. Katede değneği alır gider, yedi beyza gibi ışık verir, evine gider, o siyah şahsı görür, tard eder. Tard eder. Ama göremezdi. Bu nurla onun kutuyu görür. Çünkü karanlık yerde, karanlık bir kutuyu, karanlık bir kafayla göremezsiniz. Karanlık bir kafayla, karanlık bir ortamdaki karanlık bir kutuyu, karanlık bir şahsı göremezsiniz. Ancak elinizde bir asa, asa-i Musa olacak. Niçin peki söylüyorum size, sıkıntısı var. Asa-i Musa'yı her gün 10 dakikanız oku. Köşe dediği yer, niçin yatak odası? Bundan çıkarıyor. Yatak odanda oku 10 dakika. Bir de değnek baki kalmış galiba. Değne baki kalmış. Kıvranıyor ha. Tamam peki. O 10 arşın, Kur'an'ın her bir harfe mukabil ne kadar sebep var en az? 10'dur. Al değneği. Musa'nın asasını al. Ooo! Kutu oradaymış ya. Çıkartalım onu. Niye? Yoksa biz çıkacağız. Hey! Kimse yok mu? Köyden birileri varsa cevap verecektir. Anlayana anlamıştır. Anlamayan anlamamıştır. Anlamasına da gerek yoktur zaten. Anlamamışsa. Her şey gayet değil. Her şey nettir ve açıktır. Yeter ki niyetin temin. Her şey nettir. Cinnet geçiriyor adam. Cin olduğu nettir. Sapık cinselliği var. Cinsel olduğu, cinlerin aktif ettiği nettir. Evrat okumuyor. Cin net. Cinsel. Ezan okunuyor. Kardeş, bu ayeti girelim mi? Bir saat oldu mu? Yok abi, olmadı. Olmadı. Yok. Bu ayeti okuyalım. Bari en azından dişi tırnağını bir ders ver. Sebe 34, yani 14. ayet. 34'ün 14'ü. 34-14, Sebe'ye. Ecel gelip de Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde asasını kemirmekte olan bir ağaç kurdu. Dabbetul arz. Ölümünü onlara fark ettirdi. Yani ölümünü Dabbetul arz fark ettirecek. Öldüğünü Dabbe söyleyecek. Bu öldü. Ağaç kurdu. Ölümünü onlara fark ettirdi. Süleyman yere düşünce cinler anladılar ki eğer kendileri gaybi bilselerdi o meşakkatli işe devam edip durmazlardı. Cinler zoraki çalışıyorlardı. Al peygamber, Allah'ın Resulü öyle çalıştırıyordu ki iflanı kesti. Oh! Acayip şey çalıştırıyor. En zor taşları taşırttırıyorlarmış devleri. Diyor ki Allah o Süleyman için, Süleyman yere düşünce cinler anladılar ki eğer kendileri gaybi bilselerdi o meşakkatli işe devam edip durmazlardı. Şimdi izaha. Cinler Süleyman'ın vefatını anlamadılar. Çalışmaya devam ettiler. Bir ağaç kurdu. Onun bastonunu kemirince o dallan kulu bastonu kırıldı. Hazreti Süleyman yere düştü. Cinler onun vefatını ancak o zaman anladılar. Şayet gaybi bilselerdi, tamam mı? Cinler gaybi bilselerdi, bu şekilde bir azap içinde çalışmaya devam etmezlerdi. Gaybi bilmezler kardeşim. Burada hatıra şöyle gelebilir. Şu zamanda baston devlet sistemine, ağaç kurdu içeride sinsi çalışan komitelere. Ayette geçen dabbe elif lamsız, dabbe elif ve lamsız, yani belirsiz bir şekilde kullanılmış olması, dabbede elif ve lam yok, yani belirsiz yapıyor, yani belirsiz bir şekilde kullanılmış olması, bunun bilinmeyen, tanınmayan bir varlık olduğunu ifade eder.
el takısı kullanılmaması, el Hasan, el bilmem ne, kullan, elif ve lam kullanılmaması, el dabbetur diye, el takısı kullanılmaması tam bilinmediğine, hatta tam bilinemeyeceğine bir işaret gibidir. Delalet etmek ayrıdır, tazamun etmek ayrıdır. Ashab-ı Kehf 300 sene uyuyan gençler, ustad da 300 sene yattığınız yeter diyor. Mehdi 300 sene uyuyan gençleri uyandırır diyor rivayette. Hep 300'leri topladım. Bir daha. Ashab-ı Kehf 300 sene uyuyan gençlermiş. Ustad da 300 sene yattığınız yeter diyor. Mehdi başka rivayette. Mehdi 300 sene uyuyan gençleri uyandırır. Zira Ashab-ı Kehf bir takım gençler olduğunu. Şimdi dabbe kelimesi nekre belirsiz isim olarak gelmesi nekre ile bunun bildiğimiz dabbelerden başka bir dabbe olması akla geliyor. Hadiste haber verildiğine göre cesası varmış bir de. Ona girmeyecek tabii cesası. Hadiste haber verildiğine göre cesase Deccal için haberler araştırıp toplayan casus demektir. Ebu Suud diyor ki, oradan aldım. Bu dabbe casustur. Bundan cins isim söylenip bir de tefim büyüklüğüne işaret tenviniyle bilinmezliğinin tekit edilmesi şanının garipliğine ve özelliğinin davranışının açıklamadan uzak olduğuna delalet ederler. Dabbetulaz denilen yaratık kıyamete yakın çıktığında beraberinde Süleyman'ın mührü ve Musa'nın asası da bulunacaktır. Müminin yüzü pırıl pırıl olacak, kafirin burnu da mühürle mühürlenecektir. Bu yüzden bir yerde oturanlar, onun için bir yerde, iki defa yazdım. Bir yerde oturanlar birbirlerini tanımayacaklar ve bu mümindir, bu da bir yerde oturanlar birbirlerini tanıyacaklar, özür dilerim, tanıyacaklar ve bu oturduklarımız zaman bu mümindir, bu da kafirdir diye diyeceklerdir. Herkese gözükecek. Hakikaten belirlenecek. Sima gösterecekmiş. Bu hadise göre izah. Dabbe normalin üzerinde bir kuvvet ve saltanat ile ortaya çıkıp büyük bir İslam devleti kuracak lider olmuş oluyor dabbe. Şüphe yok ki Musa'nın asasına, Süleyman'ın mührüne sahip olan kimse, bu kimse büyük bir şahsiyet sahibi olacaktır. Allah adına hareket edince dabbe, o dabbe elini alacak o şahıs. Şimdi şahsa uygulanıyor bu. Hem de kötülüklerden değil, iyi ve hayırlılardan olacak, bütün müminlerin yüzünü güldürecek o. Musa'nın asası elinde olacak. Musa'nın asası elinde olacak. Nasıl anlayacak? Bir asa, Musa'nın asası varken nara atacak diyor. Nara atınca bütün dünya duyacak. Müminlerin yüzü gülecek, kafirlerin suratı asılacak. Müminlerin kalbine ferahlık, kafirlerin kalbine korku salacak diyor. İyi dinleyin, bir de okuyayım şurayı. Bu hadise göre Ebu Süd diyor. Dabbe malın üzerinde bir kuvvet ve saltanat ile ortaya çıkacak bu. Anormal bir şekilde saltanat sahibi, hiç umulmadığı şekilde saltanatla ortaya çıkacak. Bir İslam devleti kuracak bu lider. Lider olacak, aynı zamanda kuracak lider olmuş oluyor. Şüphe yok ki o Musa'nın asasını Süleyman'ın mührüne sahip olan kimsedir. Büyük bir şahsiyet olacaktır. Büyük bir şahsiyet sahibidir. Hem de kötülerden değil, iyi ve hayırlardan olacak. Bütün müminlerin yüzünü güldürecek bu zat. Kafirlerinin burnunu kıracaktır. Ayette mealen onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. O zat. Ayette ne diyormuş?
O Dabe diyecek ki, dolayısıyla Dabe saltanatmış. Saltanatın sahibi diyecek ki, siz Allah'ın ayetlerine inanmıyorsunuz. İnananlara diyecek. Bak, onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. Buyurması da bunu gösteriyor. Şu halde bunun Dabbe ismi verilmesinin sebebi onun kafirlere karşı acımasız olacağını ve Allah-u Teala'ya göre onun meydana çıkarılmasının zor bir şey değil, yerden normal bir darbe çıkarmak gibi kolay olduğunu anlaşılmaktadır. Ama çıkışı ve saltanatı normal bir sistemle çıkmayacak. Risale-i Nur'da 261 sözlerden bir şey okuyayım. Oraya girmeyeceğim artık. Burası hepten artık acayip olmuş. Dabbe neymiş? Bir saltana atmış. Bak bir de okuyayım. Bu hadise göre Dabbe, peki bir de okuyayım şu hadisi. Dabbetul Arz denilen yaratık kıyamete yakın çıktığında beraberinde o zatın Süleyman'ın mührü ve Musa'nın asası da bulunacak yanında. Müminlerin yüzü pırıl pırıl olacak. O çıkınca kafirin burnu da mühürle mühürlenecektir. Bu yüzden bir yerde oturanlar birbirlerini tanıyacaklar ve bu mümindir, bu da kafirdir diyecekler. Bir araya geldikleri zaman o saltanatın sahibine sahibi sebep olacak. Kafir mümin kim oldu? Bir daha. İslam gelmese kafir mümin yoktur. Dinler gelince millet ikiye ayrıldı. Kafir mümin. Dinleri kaldırın, kafir mümin yoktur. İşte elinde Musa'nın mührü, asası, Süleyman'ın mührü olan zat bir garip bir saltanatla çıkacak. Çıktığı zaman insanların imanını netleştirecek. Uyduruk imanı kafirlere zayıf dahi olsa imanın kemalatını gösterecek. Yani bu bir saltanatla çıkacak bu zat. Elinde bu asa ve mühür olduğu zaman bir yere eve girince baba oğul, karı koca ikisi ayrılacak. Kafir ve Müslüman diye ayrılmasına o saltanat, o zat, o iki tane alametiyle sebep olacak. Beşinci şua gibi mi? Beşinci şua gibi olacak. Yani umumun bilhassa ehli imanın imanlarını tahsis ediyor ya. Müminin bilhassa ehli imanın imanını tahsis edip kurtarıyor. 35. Kastamonu 35 değil. Kayseri plakası 38. 35 mi? 35 abi ya. 35. İzmir tamam. Bir tersten bakarsak İsrail'in en çok dayandığı peygamber hani Hazreti istemeleri ve Hazreti Musa onların peygamberleri olmaları da onlara da bir çok antika. Tamam, iki temel peygamberleri var. Musa ve Süleyman. Süleyman tapınağı, Musa'nın asası. O günler hep dönmek isterler. Hani hep dönmek isterler o güne. Bak bu şans çıktığı zaman insanlar böyle mantar gibi şeyler gibiyken Müslümanların yüzü gülecek. Kafirlerin burnu yere sürülecek ve girdiği yerde insanlar ikiye ayrılacak. Konuşmalarda, sohbetlerde insanlar iki grup olacak. Kafirler ve müminler olacaklar. O sebep olacak. İnsanların ayrılmasına, nasıl ki kafir mümin ayrılmasına peygamberler sebep olduğu gibi o garip şahıs garip bir saltanatta çıktığı zaman karı koca kafir mümin ayrılacak. Çünkü her neyse konuyu değiştiriyor. Bu saltanat siyasetteki Dabbetul Arz. Sözler 261 cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek. Burada durayım istersen. Bunu bozmayayım, çiğnemeyeyim. Çünkü bir derslik daha veya iki derslik daha var. Akşam devam edersin. Akşam devam edilebilmesi için cumartesi bu sizin dinlediğimiz altyapısı da olması lazım. Altyapısı olmayanlara bu olmaz. Olmaz yani ortadan girmiş oluyorsun. Onun için öğlen dersine katılmanın özelliğidir bu. Akşam derstir. Akşam. Gündüz derstir. Gündüz. Akşamın dersi gündüzün dersi. Anlayan anlamıştır. Anlamayan
anlamamıştır. Sebebi niyeti yoktur. Niyeti olanlar hepsini anlamıştır. Ve ahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.